Buyur kardeşim. Sayın Genel Başkan, saygılarımı sunuyorum. Diyarbakır'dan geliyorum. İsmim Umut Nimet Ataş. Ben bölgemde terörün kirli yüzünü anlatmak üzere bir çaba içerisindeyim. Öncelikle size şunu hatırlatmak istiyorum. TOGG'la alakalı olumsuz bir söylemim yok dediniz. 29 Aralık 2019'da Ordu Muhtarlar Toplantısı'nda çok sert gülerek, dalga geçerek eleştiriyorsunuz. Videosu YouTube'da var, açabilirim. Onunla vakit harcamayacağız. Bir diğer şey ise konuşmanız sırasında Sayın Genel Başkan, uçak inmeyecek dediniz Zafer Havalimanı'na. En son Sabiha Gökçen için ve İstanbul Havalimanı için bu söylemleri kullanmıştınız. Şunu hatırlatırım. İstanbul Havalimanı, arkadaşlar lütfen, İstanbul Havalimanı şu an kendi açısından bir numara, dünyada en önemli havalimanlarından biri. Üçüncü bir diğer soruysa, bir evladınız olarak gözlerinizin içine bakarak şu soruyu size sormak istiyorum. Siz de bakarsanız bana şeref duyarım. Siz benim ölmemi ister misiniz Sayın Genel Başkan? Mesela bir genç olarak benim ölüm haberimin size gelmesini ister misiniz? Herhalde istemezsiniz. Salondaki genç arkadaşlarıma Yasin Börü'nün ve çocukluk arkadaşım İstanbul Beşiktaş'taki saldırıda şehit olan polis memuru Murat Yılmaz'ın annesinin ve babasının selamlarını getirdim. Lütfen, lütfen. Ömrüm boyunca... Çok özür dilerim. Beşiktaş saldırısında değil mi? Tim 47 saldırısında. Murat Karayalan'ın talimat verdiği 37 vatan evladının tamam. Kahpece şehit düştüğü saldırıda efendim. 46... Tim'in adı Tim 47, 37 vatan evladı şehit oldu orada evet, efendim. Polis arkadaşım. Evet, çocukluk evet. Arkadaşım birlikte tek hayali bir tane yeni pantolon alabilmekti sevgili güzel. Ozan abi. Evet. Onu da anlatayım. Mekanı cennet başımız olsun. Başımız sağ olsun hepimizin. Evet. Ben hayatımda AK Parti teşkilatlarından içeri girmemiştim. Bu seçim maratonu başlayana kadar. Ama ben Diyarbakırlıyım, Kürt genciyim. Bununla da şeref duyuyorum. Oradaki huzurun, istikrarın, güven ortamının zedeleneceği korkusundan AK Parti'ye dört elle sarıldım. 14 Mayıs seçimlerinde de Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verdim. Nedeni şu, Diyarbakır ziyaretiniz sırasında ben de sizi takip ediyordum efendim. Çok açık söylüyorum sizlere. Kürt halkı adına teröre baş kaldıran Diyarbakır annelerini ziyaret etmeden gidip de otelde danışmanlarınızın sizi yanıltmasına kurban gitmeniz beni üzdü. Gönül isterdi ki orada, o anneler sadece evlatları için orada değildi sevgili Oğuzhan. Biz o yüzden destekliyorduk o anneleri. O anneler bizler adına bizim ortaya koyamadığımız cesareti, adamlığı yaptılar. Eli kanlı alçak terör örgütüne baş kaldırdılar. Ziyaret etmemeniz de beni üzmüştü. Teşekkürler. Atatürk Havalimanı ile alakalı bir Amerikalı şirkete vereceğinizi vaat ettiniz. Benim gibi basit bir araştırmacı bile, bölgeden bu tarafa hiç gelmeyen bir genç bile araştırdığı zaman bu şirketin siyah bağlantısı ortada. Daha önce de Irak'a, Suriye'ye Amerikan kolluk kuvvetlerinin askerlerini taşımış. Hayli aynı görüştemişsiniz. Neden ülkemizdeki bir havalimanını ya da şu anki adıyla bir millet parkını bir siyah bağlantılı şirkete vermeyi vaat ettiniz? Bu da diğer bir sorum. Çok teşekkür ediyorum nezaketiniz ve dinlediğiniz için. Teşekkürler sorun için. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim açık yüreklikle bu soruları sorduğunuz için. Birincisi, TOGG'u hiç eleştirmedim muhtarlar toplantısında. Şu olabilir, otomobil yapmak değil, otomobili satmak önemlidir. Eğer otomobil satılabiliyorsa, pazarlayabiliyorsanız bu önemlidir diye. Çünkü otomobil, bizim devrim otomobili yapıldı, diğer otomobiller var, jipler yapıldı bu ülkede. Bütün mesele bunları bir dünya markası haline getirmektir. Eğer TOGG da bir dünya markası haline gelirse son derece mutlu olurum. Bir arkadaşımı sordu, TOGG'u gezmek istedim. Ama bana şunu söylediler. Efendim, Mustafa Varank olmadan siz orayı gezemezsiniz. Ne demek? Sen o fabrikanın ortağı değilsin, kurucusu değilsin. Yani bir bakan beni niye gezdirsin? Beni orada gezdirecek olan fabrikanın genel müdürü veya mühendisi gezdirir, ben de kalkar görüşürüm. İkincisi, Diyarbakır anneleriyle ilgili söyledin. Diyarbakır annelerini öğretmenler evinde ziyaret ettim. Onlarla beraber oldum. Ama gittim, konuştum. Önceden de haber verdim annelere, gittim konuştum. Diyarbakır annelerinin sorunlarını ben sadece Diyarbakır anneleri değil, Diyarbakır anneleri, cumartesi anneler, anneler annedir. Ben bunu her yerde Meclis kürsüsünde de salı toplantısında da ifade ettim. Annelerin sorunu varsa annelerin sorunuyla ilgilenmek gerekiyor. Elbette ki hiçbir anne evladının dağda olmasını, teröre bulaşmasını hiçbir anne istemez. Dolayısıyla annelerin bu duyarlılığını kabul etmemiz ve onların duyarlılıklarına tercüman olmamız gerekir. Bu konuda da dediğim gibi ben annelerle de görüşürken bunu ifade ettim. Diğer zamanlarda da bunu ifade ettim. Atatürk Havaalanı'nın CIA'ya bağlantılı bir ABD'li şirkete vereceğinizi. Bir sefer havaalanını vereceğim diye bir şey yok. Orada uzay sanayi ile ilgili. Söylediğim şirket, daha önce Sayın Erdoğan'ın davet ettiği, kendisiyle konuştuğu, sözleşmeler yaptı. 60 ve yanlış anlamda 40 ve 69 kişilik uçakların üretilmesiyle ilgili sözleşmelerin imzalandı. Sonra bunların iptal edildi. Bu uçağın şu anda Almanya'da yapıldı ve Almanya'da çalıştığını biliyorum. Bunlar iki Türk, karı koca, 2 milyar dolarlık servetleri var. Uzay sanayi konusunda dünyanın Elon Musk'tan sonra en önemli kişisi ve bunların şu anda Türkiye'de teknokentte fabrik
fabrikalar, ciroları var, yerleri var, üretiyorlar bunlar. Türkiye'den kopmuş değiller. Türkiye Cumhuriyeti'de doğmuşlar, büyümüşler, gitmişler orada. Bunların gelip bize yardım yapması, burada orada hangarlar var. Bu hangarları tahsis edeceğiz. Uçak inip kalkmayacak oraya. O ayrı bir şey. Bizim anlatımımızla size anlatılanlar arasında dünya kadar fark var. Artı bu konuyu sadece bana 3 yıl önce Türkiye'de araştırma yapan yine ciddi bir akademik kadro getirdi. Bunların nasıl yapılması gerektiği konusunda. Biz uzay sanayi konusunda Türkiye'yi büyütmek ve bu konuda geliştirmek zorundayız. Bir şey daha söyleyeyim size. Türkiye kökenli iki Alman vatandaşı. Covid-19 aşısını buldular değil mi? Alman ekonomisine ne kazandırdılar? 140 milyar dolar bir yılda. Eğer Türkiye'de olsalardı 140 milyar dolar biz kazanacaktık. Bu kişiler eğer gerçekten uzay sanayi konusunda ve gerçekten önemli başarılara bütün dünyada imza atmış ve bütün dünya bunları biliyorsa ve ben o bütün insanları, bizim insanlarımızı Türkiye'ye getirip teknolojide yüksek yetenek inşasını yeniden kurmak için mücadele ediyorsam bundan kim alınacak? Ya arkadaş gel kendi ülkende üret. Burada üret. Sana yer veriyorum. Bak burada hangarları veriyorum. Gel burada üret diyorum. Üret bak burada diyorum. CIA'ya işbirliği mi yapmış diyorsunuz? Efendim söz konusu ihaleyi vereceğinizi, çalışmayı yaptıracağınızı iddia ettiğiniz şirketin CIA ile bağlantısı tespit edildi. Efendim kim tespit etti? Kim tespit etti? Bir dakika ne abi bir dakika ya. Arkadaşlar sakin olun. Bir dakika. Böyle bir şey değil bu. Evet. Kim tespit etti? Buyurun. Efendim dünya kadar haber ve belge sunuldu. Sosyal hangi medyada belge? Da haber sitelerinde de. Arkadaşlar. Bakın orada muhtarlar toplantısını söyledim ben söylemedim dediniz. Özür dileyerek söylüyorum. Açacaktım Oğuzhan abinin gözlerine baktım. Şey yapmamak için hani. Yok estağfurullah değerli... açabilirsin. Yok, şöyle söyleyeyim videoyu dinletebilirsin sakın. Tamam yok yok sakın. Ozan abi ben süreyi ya ben kimseye çok gözümle herhangi bir verimli şey geçsin abi. İstiyorum efendim. Lütfen. Çünkü gerçekten şimdi sizden bakın, öğrenmek istediğim çok bakın, şey var. Tabii tabii olarak. Şunu bilmenizi isterim. Ben bir teknoloji firması teknoloji firmaları dünyanın her tarafından sipariş alabilirler. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızda dünyanın her tarafından sipariş almıyor mu? Alıyor. Yani şimdi bunlar bizim adamlarımız diye mi damgalayacağız? Teknoloji öyle bir şey ki bir çip üretiyorsunuz ki 21. yüzyılın petrolü çiptir. Çip üretirsiniz, çipi dünyanın her tarafına satarsınız. Yani bunu CIA da alır, FBI da alır, MIT da alır, başka birisi de alır, ordu da alır. Bu onlarla bağlantılı değil. Bunlar ticari kuruluşlar. Kim malını istiyorsa satar. Yani şimdi gitti Mercedes'ten bir araba aldı diye Mercedes'in adamı mı olacak? Bunlar ayrı şeyler. Benim söylediğim teknolojidir. Yani yüksek teknolojidir. Yüksek teknoloji ürettiğiniz zaman dünyada söz sahibi oluyorsunuz. Aksi halde yüksek teknoloji yani katma değeri yüksek ürün ekonomideki tanımıyla katma değeri yüksek ürün üretirseniz dünyada söz sahibi olabilirsiniz. 21. yüzyıl çip savaşları yüzyılıdır. Eğer biz bu insanları Türkiye'ye getirip Türkiye'de gel arkadaş şu yatırımları yap sana her türlü imkanı sağlayacağız dediğimiz anda uzay sanayi konusunda bize destek veriyorlarsa yapıyorlarsa bu bizim arayıp da bulamayacağımız bir şey. Bunlar bizim Amerikalı değil bunlar. Bunlar bizim insanlarımız. Bu toprakların insanı. Daha bakın onu söyledikten sonra NASA'da çalışan bir Türk arzu ederseniz ben size telefonunu da veririm adını da veririm. Arayın kendisini. Vallahi bunlar olursa ben NASA'dan çıkıp geleceğim. Ben de kendi ülkemde çalışmak istiyorum diye. Hedefimiz bu. Yoksa şunu yaptı bunu yaptı. Efendim CIA adına çalışıyor. Ya CIA adına çalışsa önce bizimkiler karşı çıkarlar. Derler ki MIT der ki ya bir dakika siz ne yapıyorsunuz diye. Kimsenin itiraz ettiği yok. Sadece siyasi iktidar itiraz ediyor. Efendim izninizle son bir şey söyleyeyim. Tabii elbette. Dediniz ki Kandil'den oradan buradan teröristler bizi takdir ediyor. Biz ne yapalım? Bu bir operasyon. Bizi takdir etmiyorlar. Ediyorlar efendim. Yani dolaylı var. Olarak. Evet. Dolaylı olarak destek çağrıları yapıyorlar. Konuşturuluyorlar. Evet efendim. Evet. Ama şöyle bir şey var efendim. Genel Başkan Yardımcımız Sezgin Tanrıkulu PKK'lı terörist Erdal Er ile sözüm ona sonradan yaralandığı için gazete çekimliği alan Erdal Er ile röportaj yapıyor ve Sezgin Tanrıkulu'ndan dostum diye söz ediyor. Bugün dostunuzun yani Genel Başkan Yardımcınızın dostunun sizi takdir etmesi ya da size destek çağrısı yapması sizce de çok mu anormal bir durum? Bu bir. İkinci bir diğer şey ise bölgenin bir genci olarak size en çok incindiğim, kırıldığım nokta Kayyum meselesi. Siz acaba şunu hiç gördünüz mü? Ben Şenyayla bölgesinde kalıyor benim annem babam. Şenyayla bölgesine hizmet için gönderilen o kepçeler, yol yapan kamyonlar PKK'lı teröristlerce yakılıyor ve bunları onlara HDP'li belediyeler veriyordu. Bildiğim kadarıyla da İller Bankası bizler için her ay belirli bir miktar para gönderiyor yerel yönetimlere. Bizlere gönderilen yerel yönetimler için gönderilen paranın Kandil'e aktarıldığı bu kadar belliyken, o belediyelerin terör suçu işlediği bu kadar ortadayken hangi siyasi istikbal veya siyasi makam kaygısı terör suçlusu belediyeleri aklamak uğruna kayyum zulümdür, kayyum atamayacağız, kayyumlara son vermek istiyorsanız bizlere oy verin çağrısı yaptırıyor. Çok açık söylüyorum Sayın Genel Başkanım, salondaki herkese söylüyorum. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, ortak paydanız vatan olsun ve PKK'nın bir terör örgütü, onun siyasi uzantısı olanın da PKK terör örgütünün insan lojistiği olduğunu inkar etmekten korkmayın. Çünkü bu vatan, özür dileyerek söylüyorum. Estağfurullah. Bu vatan çarıkla, yarım ekmek, kuşafla kurtarıldı. Bugün elimde iPhone, üstümde ceket varken
Starbucks'larda kahvemi kendim için söylüyorum zıkkımlarken, yok ekonomi şöyle böyle diyerek birilerinin bir yere gelmesi için de ben ülkemi terör örgütünün uzantısına teslim etmeyi göze alamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok uzak yoldan geldin. Sen burada yaşamıyorsun. Estağfurullah, ben her zaman, AK Parti cenahından şu eleştiriyi de yapayım kendi arkadaşlarıma. AK Parti'ye oy veren bir genç olarak, sen ilk tweet attığımda olsan beni çağır dediğimde abi, sen dedin ki söz veriyorum. Daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun katılacağını duyunca lütfen dedim, davet et dedim. Sen de sözümde duracağım dedin ama hala buraya gelene kadar da arkadaşlarımı inandıramamıştım katılacağıma. Estağfurullah. Sana çok teşekkür ediyorum cesaretinden ve bu başarılı ortamdan dolayı. Şöyle, takdir etme özürlü bir toplumuz. Ben öyle olmayacağım ilkelerim gereği. Ben senin bu işi gerçekten hakkını verdiğine çok inanıyorum. Karşıt görüşlü olsak da. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Amaç bu efendim, konuşmak. Şu soruya benim yanıt vermem lazım. Şimdi bakın şöyle, Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'da baro başkanlığı yaptı ve terör örgütünün Diyarbakır'da en etkin olduğu dönemlerde terör örgütüne karşı davrandı ve terör örgütünü o dönem baro başkanı olarak protesto eden, terör örgütüne karşı çıkan kişidir. Bunu bilmenizi isterim. İkincisi kayyum uygulaması. Şimdi biz demokrasi istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Demokrasi istiyorsak belde halkı bir belediye başkanı seçti mi? Seçti. Ha bu belediye başkanı suç işleyebilir mi? Suç işleyebilir. Suç işlediği zaman ne yaparsınız? Delilleri toplarsınız, mahkemeye verirsiniz. Yargılanır, mahkum olur. Kimse buna bir şey der mi? Hayır demez. Böyle olması mı lazım? Böyle olması lazım. Şimdi böyle yapılmadığı zaman, ben seni görevden aldım ama sen otur yerinde. Niye beni görevden aldın? İki, diyorsunuz ki belediyeler para veriyorlar ve bu paralar Kandil'e gidiyor. Ya arkadaş, bu ülkenin para madem gidiyor, parayı aldığın zaman suçüstü yapsana. Kandil'e gidiyorsa yakalasana. Savcının önüne çıkarsana. Adamı rezil etsene. Belediye başkanını rezil etsene, götürsün o zaman atarsın hapse. O zaman hiç kimse bir şey demez. Demokrasiden ayrılmayacağız. Kural bu. Demokrasi varsa hepimiz için var. Çünkü düşünce özgürlüğünü var eden budur. Ben şuna inanırım. Eğer birisi suç işliyorsa onun savcı var mı? Var. İstihbarat örgütleri var mı? Var. Bütün bunlar var mı? Var. Yakalarsınız, tutarsınız, gözaltına alırsınız, ifadesini alırsınız, belgelersiniz. Savcı alır, mahkemeye çıkarır, mahkum olur. Bir tek Allah'ın kulu da çıkıp arkadaş sen niye mahkum oldun diye demez. Bu kadar basit. Demokrasi. İşin özü budur.